14 Eylül Perşembe Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün yazısı Muhtasar Yakın Devir Tarihi 1 Ah ne güzel günlerdi o 90'lı seneler. Galiba her şey 2008'den itibaren içinden çıkılmaz hale geldi. Evet, işlerin buralara kadar geleceği, mesela 1979'dan beri belini doğrultamayan Afganistan için belliydi. 1979, Afganistan'a indirilen ağır darbelerin başlangıç tarihidir. Ne tuhaf değil mi ki aynı tarih Mahut İran devrimiyle de örtüşüyor. 1980-88 ise neredeyse 10 senelik manasız İran-Irak savaşına işaret ediyor. Aynı dönem bizim için 12 Eylül faşizminin idrak edildiği senelerdi. 1989'da yani daha İran-Irak savaşı henüz bitmişken duvar yıkıldı ve Doğu Avrupa sözüm ona kurtuldu ve özgürleşti. Bize gelince doğrusu bu özgürleşmeden bir nebze payımızı aldık. Afganistan'da olanlar bizi çok ilgilendirmiyordu. 1989'da sona eren Sovyet işgalinin ardından Afganistan'da düzeni sağlamak üzere arzı endam etmeye başlayan NATO'daki yerimizi almıştık. Projelerin SOF tarafında yer alıyorduk. İran-Irak savaşını ise seyretmiş, arada bir büyük abi edasıyla yapmayın, etmeyin gibisinden sözüm ona ara bulucu demetlerle yetinmiştik. Ah ne güzel günlerdi o doksonlar. Hele ilk üç senesi, Kenan Evren'in cumhurbaşkanlığı sona ermiş, Hazret Marmaris'e çekilip kendisini resim sanatına vermiş, biz de ilk defa sivil bir cumhurbaşkanına sahip olmuştuk. Artık gayrısı Kenan Evren'le resim sanatı arasındaydı. Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde sanki engel kalmamıştı. Darbenin etkisiyle yaralanmış, umutlarını kaybetmiş ve küsmüş entelijensiyamız kendisini rustik, minimalist, tarihi turistik ve de gastronomik işlere vermişti. Ama 90'larda kollar yeniden sıvandı. Büyük şehirlerde kalabalık paneller ama hepsinden mühimi yeni kurulan ve bizi TRT'nin o meşhur siyah beyazından kurtaran renkli TV kanallarındaki o renkli ve heyecanlı açık oturumlarda ve birisi kapanırken diğeri neşre başlayan sayısız dergide yeniden boy göstermeye başladı. Sanki 1908'in atmosferi yeniden yaşanıyordu. Dünya özgürleşirken yaya kalacak değildik. Dün genç Avrupa rüzgarları zihnimizi alıyordu. O günlerde ise Doğu Avrupa'nın rüzgarları bize de ulaşmış ve dahi bulaşmıştı. Doğu Avrupa entelijansiyasında ilk testi yapılan Anglo-Sakson modellemelerle pişirilen sivil toplumculuklar, yapı bozumcu ve yapı sökümcülükler, çok kültürcülükler, liberal güzellemelerle birlikte servis edilmeye başlandı. Bu panellerde gaz alıp tam işler iyi gidiyor derken savrulduk ve 1991-2002 arasında hüküm süren restorasyon devrini yaşamaya başladık. 1993'te Türkiye'nin ilk sivil cumhurbaşkanı tuhaf bir şekilde hayatını kaybetti. Onun yerini restoratör hareketin lideri olan Süleyman Demirel ve merkez sağ merkez sol ittifakı aldı. Bunu da tarihsel uzlaşma olarak yutturmayı başardılar.'' 1991'de hükümet düzeyinde başlayan restorasyon, 1993'te Çankaya'yı da düşürmüş oldu. Tuhaf olan neydi biliyor musunuz? Biz restorasyonu özgürleşme sanmıştık. Kafamız karışıktı. Evet, eskilerden umut yoktu. Kimilerine göre esas özgürleştirici damarı Özal temsil ediyordu. Çünkü establishment'la hesaplaşıyordu. İyi de Özal 12 Eylül hükümetlerinde çalışmamış mıydı? Gençler patır patır asılırken neredeydi? sonra 12 Eylül'ün eski siyasetçilere koyduğu yasakları neden savunuyor ve referandum için tercihinin no olduğunu söylüyordu. Bir de her ağzını açışında ekonomizm yapan mübareğin sosyale hiç tahammülü yoktu. Evet, Besim bu kadar acımasız değildi belki ama büyüyen eşitsizliği düzeltmek önceliği değildi. Eğer düzelecekse ancak görünmez elle düzeleceğini söyleyip duruyordu yoksa eskilere bir şans daha verilmeli miydi? O devrim seçmenleri neticede eskiyi çağırdı. Sonrasını biliyoruz. İç yağma başladı. Ekonomik ibre hızla iflasa doğru kaymaya başladı. Siyasal tablo da bunu takip etti. Peşi sıra faili meçhul cinayetler, köy yakmalar ve boşaltmalar gelmeye başladı. Düşüncesiz mi? değilse planlı mı artık bilmiyoruz. Bir dizi uygulamayla Kürt sorunu kanırtıldı, kanatıldı ve maalesef kitlesel bir tabana sahip kılındı. Kritik olansa bu sürecin 1991 Körfez Savaşı ve ardından uygulamaya koyulan çekiç güçle örtüşmesidir. Daha o zamanlardan sürecin Türkiye'ye geleceği belliydi. Ama ne diyeyim yine de güzel günlerdi 90'lar. En azından zihnimizde. Zaten güzel olan ne varsa zihnimizin ürettiği bir şey değil midir? Dünya yanıyordu. Ama zihnimizde her şey toz pembeydi. Olsundu. Canım Türkiye hakları liberal trendi bir yakalasın, şu berbat restorasyon devrinden bir çıkalım, Evvelallah Allah Kürt sorununu da Alevi sorununu da aşarız diye düşünülüyordu. Güzel günlerdi o 90'lı seneler. Vallahi motorları henüz maviliklere süremiyorduk ama güzeldi, güzeldi dışarıda rezalet ber devam ise de zihnimizde duygularımızda yani içimizde vaziyet berkemaldi.